Önceleri çok kızmıştım ama insan alışıyor Sedat. Minik bir hayvan yalnızlığını unutuyor insana. Evin içinde bir soluk, bir ayak sesi duymak başka bir güzellik. Bu duyguları sana Çiko mu aşıladı yoksa güzel sahibesi mi? Hadi söyle. Tatlı bir kız. Kavgayla başladık ama sanırım iyi dost olacağız. Hadi hayırlısı. Bana bak. Hazır buraya gelmişken bir röntgenini çektirelim senin. Eyvah, geç kalmışım, hiç vaktim yok. Bugün imza günüm, hadi eyvallah. Güle güle. Merhaba. Merhaba. Kırmızı Gül'ü beni anımsamanız için getirdim. Gece sizi dinlemeye gelmiştim. Hatırladınız mı? Hatırladım. Ve yanınızda bir erkek vardı. Teşekkür ederim. Şu anda meşgul görünüyorsunuz. Şarkı sözlerim var. İlgilenir miydiniz? Memnun olurum. Çalıştığım yere, gazinoya yollarsanız cevabımı en kısa zamanda gönderirim. En kısa zamanda yollayacağım. İyi günler. Şunu da imzalar mısınız lütfen? Gömlek. İpek gömleği. Alo, evet benim. Aa, merhaba. Hani bir laf vardır ya, iyi adam lafın üstüne gelir diye. Ben o lafı değiştirdim. İyi adam gömleği ütülenirken arar. Sakın beni malı kıymetli biri sanmayın. O gömleği bir arkadaşım hediye etmişti. Yani manevi değeri var. Hiç merak etmeyin, eskisinden daha yeni oldu. Elinize sağlık. Çiko nasıl? Aa, Çiko mu? Öğle yemeğini yedirdim, şimdi uyuyor kerata. Özledinizse gönderebilirim onu size. Şey, yanınıza kalsın da. Yanıyor! Yanıyor! Ay, yandı! Ne yanıyor Leyla Hanım? Çiko mu, fırında yemeğiniz mi? Cevap verin, cevap verin. Ne yanıyor Leyla Hanım, Çiko mu, fırında yemeğiniz mi? Ne Çiko ne de yemek. Yanan zavallı gömleğiniz. Gömleğinize ebediyen veda edebilirsiniz. Ama gene de üzülmeyin. Ben bundan Çiko'ya bir güzel pijama çıkarayım da siz de görün. Aman ne güzel. Çiko'ya da ipekli pijama çok yakışır. Ne yapalım, sağlık olsun. Bari gömleğimin aynısını bulmama yardımcı olun. Anlaştık. Gömlek olayı aramızda kan davasına dönüşmeden çözümleyelim. Yarın saat 2'de Nişantaşı'nda Mod Garden'de, tamam mı? Tamam. Saat 2'de. İyi günler. İyi günler. Şuna da bakabilir miyim? Tabii efendim. Bu nasıl? Anlaşıldı. Siz hiçbirini beğenmiyorsunuz. Borcumu gömlekle ödememe imkan yok galiba. Gömlekle ödeyin demedim ki. Ben güzel bir yemeğe de fit olurum. Sahi mi? Kusura bakmayın, çok teşekkür ederiz. İyi günler. Allah Allah. Güzel bir mesleğin var. Nasıl oldu da seni tanıyamadım? Kavga etmekten tanışmaya fırsat bulamadık ki. Belki sırası değil ama söyleyeyim. Gömlek bahaneydi. Seni tekrar görmek istedim. Açık sözlüsün. Ya da çok tecrübeli. Kim bilir etrafında ne çok güzel kız vardır. Yok, etrafımda değil. Yüreğimde olması önemli. Var mı? Umarım ki seçtiğim biri vardır. Yok. Bugüne kadar yoktu. Düşünmüyordum bile.
Ama ailem çok hevesli. Babam memleketten hareket etmiş. İlle evlenmemi istiyor. Ne garip. Ben de senin durumundayım. Babam bana seçim hakkı tanımıyor. Demek ki aynı dertleri paylaşıyoruz. Bilinmez ki. Bakarsın ailelerimiz sevmek ve sevilmek haklarımızı kabul ederler. Mutluluğumuza. Babacığım. Ay koçum oğlum. Öpeyim baba. Hadi sağ ol. Hoş geldin babacığım. Sağ ol. Kasabayı buraya taşımışsın baba. Ananı bilmez misin? Yumurta, tereyağı, bal gönderdi. Sanki koca İstanbul'da yokmuş gibi. Anam nasıl? İyi. Çenesi biraz daha düştü ama iyidir. Romatizmaları azdı da gelemedi. Düğüne gelir artık. Ne düğünü baba? Lafı kulak arkası etme. Verilmiş sözümüz var. Beşik kertmesi dedik ya. Bu zamanda olur mu baba? Görmeden, tanımadan. Olur, olur. Bal gibi olur hem de. Şekeri getir. Peki. Beklediğim misafir bugünlerde gelecek Leyla. Senin işi konuşup bitireceğiz. Israrınızı anlayamıyorum baba. Hiç tanımadığım bir erkekle nasıl bir yuva kurabilirim? Bu zamanda böyle şey kaldı mı? Leyla haklı baba. Bu devirde böyle şey olur mu? Adama gülerler. Kardeşine kötü örnek olmaktasın. Sen 3 tane nişan attın, evlenemedin. Boşuna tartışmayalım baba. Ben gönlümün istediğiyle evlenirim ancak. İstediğim biri de var. Bilinmez ki, belki de Leyla'dan önce evlenirim. Selma, sana çay getiriyordum. Çağ dışı kalmış insanlarla yemek yemem ben. Ben gidiyorum. Bırak yemezse yemesin. Ne oldu? Babanı ikna edebildin mi? Lafını ettirmiyor. Kafasına takmış. Kızı beğeneceğimden o kadar emin ki. Belli mi olur be Ümit? Bakarsın dünya güzeli bir kız da çıkar karşına. Doğru. Dünya güzeli olabilir. Ama benim gönlüm bir başkasına bağlandı Sedat.